evinize dünyaları sığdıran marka Zel, Pınar Akarsu'yla günlük programını sunar. Zel, artık keyif sürmek daha güzel. Efendim 26 Mayıs Çarşamba saatler 13.30'u gösterdi. Kanal 3 ekranlarındaki canlı yayınımız Pınar Akarsu ile günlük programı başlamış bulmakta. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dileklerimizi bugün bir kez daha iletelim. Yine çok değerli bir konuğum bulunmakta stüdyomuzda, hemen takdim etmek istiyorum sizlere. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ayşegül Köroğlu hocamız bizimle birlikte. Bugün efendim tıbbi aromatik bitkiler üzerine bol bol konuşmuş olacağız. Yeni çıkan kitapları var, bunun üzerine de değinmiş olacağız. Sevgili hocam, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ nasılsınız? Olun. Çok teşekkür ederim. Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bizler de gayet iyiyiz. Sevgili hocam, bugün dediğimiz gibi konuşacağımız birçok konu var aslında. Tıbbi aromatik bitkiler kitabınız da var. Geçen yıl da yine konuğumuz olmuştunuz. Evet. Yine geçen yıl da bahsetmiştik ama bu sefer herhalde ikinci kitap yayında. O kitapla alakalı da konuşalım istiyoruz. Ama onun öncesinde sizi tanıyarak bir başlayalım isteriz hocam. Peki, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben 1983 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne öğrenci olarak girdim. İlk eczacılık mesleğiyle tanışmam o şekilde. Tabii üniversite sınav tercihlerinde de eczacılık aslında dayımın tercihiydi. Benim tercihlerim arasında öyle değildi. Mi? Evet. Ama geleceğimi dayım tohumunu attı ama yönlendiren yine ben oldum. Akademik kalmak, akademide ilerlemek. Ben farmasötik botanik alanında, tıbbi bitkiler alanında ünvanlarımı aldım. O alanda çalıştım. Benim kararım birinci sınıfta verilmişti. Çünkü Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde farmasötik botanik dersi birinci sınıfta olan bir ders ve ilk tanıştığımda benim ruhuma çok uygun olduğunu görüp o konuda ilerlemek istedim. Yani 1983 yılından beri ben bu alana emek veriyorum. Değişik aşamalardan işte önce doktoramız, yüksek lisans doktora, yardımcı doçentlik, doçentlik, profesörlük, bu aşamalarımın hepsini ben Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamladım, aldım. Tam 3 yıl, çok ilginç bir şekilde tam 3 yıl önce 23 Mayıs 2018'de Kocatepe Üniversitesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afyon'da iki farklı üniversite olarak ayrıldılar. Doğru. 23 bu ayrılışın hemen aynı gününde Mustafa Solak Hoca beni aradı. Hocam, biz Eczacılık Fakültesini kurmak istiyoruz, bizimle birlikte çalışır mısınız dedi. 24 Mayıs'ta ben hocayla görüşmek üzere buradaydım. 24 Mayıs'da sabah 11'de o zaman rektör olan Mustafa Solak hocayla görüştüm. Buradan saat 4'te otobüse binerken kararımı vermiştim. Zaten hocaya da bildirmiştim. Tam 3 yıl. Afyon'da değildiniz zaten. Hayır, Afyon'da değilim. Ankara'daydınız. Ankara Üniversitesi'ndeyim. Zaten şu andaki kadrom da Ankara Üniversitesi'nde. Ben 40B görevlendirmeyle buradayım. 24 Mayıs 2018'den bugüne geçen bir süreç. 28 Ağustos'ta görevlendirmem yapıldı YÖK tarafından. 28 Ağustos 2018'den beri de burada Eczacılık Fakültesini kurmakla görevlendirildim. 3 yıl içerisinde aşağı yukarı bir yılını tek başıma geçirdim. Daha sonrasında öğretim üyeleri kadrolarımız tamamlandı. Hemen akabinde ben 6 Eylül 2018'de YÖK tarafından dekan vekili olarak atandım.
2019 yılında, 16 Eylül 2019 yılında da biz öğrenci aldık. Yani bir yılda biz öğrenci alabilecek aşamaya geldik. Bu 3 yıllık süreç gerçekten çok dolu dolu geçti. Yeni bir üniversite, biraz önce söylediğim gibi. Daha sonrasında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak Profesör Doktor Nurullah Okumuş Hoca rektör olarak atandı. Biz ikimiz aynı gün atandık, 6 Eylül günü. İkimiz birlikte başladık hocayla bu serüvene. Benim en büyük şansım gerçekten Nurullah hocayla çalışmak oldu. Çünkü hoca eczacılığı çok seviyor. Ne güzel. Bitkilere yakınlığı çok fazla. Onun için hani ortak hareket edecek, ortak planlar yapabilecek konularımız çok fazla oldu. Yani birlikte tüm üniversite ve fakülte birlikte bu aşamaya geldik. Süreç dediğim gibi 3 yıl gibi kısa bir süreç ama bu süreç içerisinde kadrolarımızı tamamladık. Laboratuvarlarımızı, ders programlarımızı, YÖK'ten en önemlisi açılış onayı aldık. Açılış onayı aldıktan sonra öğrencilerimiz geldi. Bu süreç içerisinde bir de 2 tane yüksek lisans programı açtık. İnşallah Eylül ayı itibariyle de 2 farklı alanda, bir analitik kimya, bir de fitoterapi alanında 2 yüksek lisans programımız da olacak. Çok güzel. Dediğim gibi bunlar 3 yılda gerçekleşen yapılanma, altyapı, süreklilik. Bundan sonrasında tabii kuruluş aşaması gerçekten çok zaman ayırmanızı gerektiren, ayrıntılı düşünmenizi gerektiren, belli bir bilgi birikiminizin aktarılmasını gerektiren bir süreçti. Ben bu süreçte zaman çok hızlı geçti gerçekten bazen. Bir de benim en büyük dezavantajım diyeyim, tamamen burada yaşamıyorum. Burada yaşasam tabii bazı olaylar daha yavaş ilerliyor. Yani daha zamanında ilerleyebilir ama ben bir de 40B'ye görevlendirdim. Orada Ankara Üniversitesi'nde şu anda 3 tane doktor öğrencim var. 2 tane yüksek lisans öğrencim var. 2 öğrencim bu arada yeterlilik sınavına girdi, doktor öğrencim. Bir tane öğrencim şu anda tezini tamamlama aşamasında, tezini okuyorum. Yüksek lisans öğrencilerim derslerini bitirdi, tez aşamasına geçti. Bu süreç, orada da yüksek lisans doktora derslerim devam ediyor. Hala devam ediyor. Evet, ikiye bölünmüşlük. Yani bir haftanın bir kısmını burada geçirmek, bir kısmını Ankara'da geçirmek. Burada geçirdiğim süreyi yani salisesine kadar kullanarak geçiriyorum. Onun için böyle hani geldiğim zaman hiç durmaksızın sürekli iş yapmakla. Hani eğer burada yaşasam ben bu kadar çok yıpranmayacağım. Çünkü bazı şeyler çok haftaya yayılmış olacak. Evet. Yani zamana yayılmış olacak ama ben bu kısa 3 günlük süreç içerisinde mümkün olan en çok işi yapmak için uğraşıyorum. Ama dediğim gibi hani burada destek olan dekan yardımcısı hocalarım var. Dediğim gibi artık fakülte kuruldu. Yani fakültemiz artık kuruldu. Bundan sonrasında bunun biraz daha hani daha iyileştirilmesi, daha böyle nasıl söyleyeyim, daha keyifli. Çünkü bu aşamaya gelene kadar hep altyapıyla uğraştık. Hep daha şu eksiğimiz var, onlar tamamlansın. Bu eksiğimiz var, bunlarla kimyasallarımız alınsın, laboratuvarlarımızın rafları yapılsın, laboratuvar altyapısı yapılsın. Şimdi bundan sonra günlük İşlerimizi devam ettirme aşaması daha keyifli bir aşama oldu. Derslerimiz oturdu. İkinci sınıf öğrencilerimiz şu anda ikinci sınıftalar. Çok güzel. Onun için bir de 2 senede de biz devlet üniversiteleri arasında bayağı iyi bir puanla öğrenci alıyoruz. Onun için yani bu 3 yılda geldiğimiz süreç aslında çok keyifli, çok güzel bir süreç. Bu da bir kısmet oldu. Hani Afyon'a verecek emeğim, Afyon'dan yiyecek ekmeğim varmış diyorum her seferinde. Bir fakültenin kuruluşuna tanıklık etmek, bir fakülteyi kurmak,
gece yattığınız zaman yarın sabah kalktığımda yapmam gereken işlerin tamamen fakülte üzerine kurulu olması ve sabahleyin geldiğimde o heyecanla bugün bunlar yapılacak, şunlar olması gerekiyor. Dediğim gibi hiçbir şeyi eksik bırakmadan, çünkü bir Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi kültürünüz var. 67 yıllık bir fakülte. Evet. Cumhuriyet'in ilk eczacılık fakültesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulan ilk eczacılık fakültesi. Hem oranın adını burada en güzel şekilde temsil etmek, hem de buraya Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk eczacılık fakültesinin geleneğini getirmek gerçekten önemli bir ayrıcalıkmış. Bunu yaşayarak öğrendim. Ama dediğim gibi bu süreç benim için çok keyifli geçti. Çok, yani yorucu ve keyifli diyebilir miyiz? Şöyle hocam? Yorulduğumu ilk zamanlarda hiç anlamadım. Sadece bu pandemi sürecinde biraz yoruldum. Pandemi sürecini nasıl geçirdik hocam? Yine git gelle. Git gelle devam et. Git gelle, evet. Geçen sene ilk... Şimdi öğrenciyi aldıktan sonra işte 2019 Eylül'ünde biz öğrencilerimizi aldık. Tabii hepimiz hevesliyiz. Bütün yeni gelen arkadaşlarım. Çünkü hepimiz dışarıdan geldik. İşte Ankara Üniversitesi'nden gelen hocalarım oldu. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden, diğer farklı üniversitelerden gelen hocalarımız oldu. Şimdi hepimiz yeni bir kuruluşun, yeni bir oluşumun, elinize doğan bir bebeğin gelişimi için uğraşıyorsunuz. Herkes çok heyecanlı. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Herkes kendi birikimini ortaya koymak istiyor. Herkesin fikri var. Tabii bir de şöyle bir şey var. Elimize bir imkan geçti. Yani bunu şekillendirecek bir hamur var ve bu hamuru siz yoğuracaksınız. Size kaldı. Evet. Yani bunu şekillendirmek sizin elinizde ve buna hep birlikte o heyecanla emek vermek, işte sonrasında öğrencilerimizi aldık. Biz öğrencilerimizi aldığımız zaman da her ay düzenli bir etkinlik yaptık. Bu etkinliklerde mesela Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği öğretim üyesi olan Hüseyin Sarı hocamız var. Daha önce de biz hocayla birlikte çalışmıştık Ankara Üniversitesi Ankara Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezi'nde. Oradan biliyordum hocanın Frig Vadisi, buradaki Frig Vadisi yolunu işaretleyen ve uluslararası tanıtımını yapan hoca olduğunu. Hüseyin Sarı hocamız geldi, öğrencilerimize bir sunum yaptı kültür yollarıyla ilgili ve bize rehberlik ederek bu Frig Vadisi'nin çok kısa bir bölümünü, işte Frig arabalarının geçtiği, tekerlek izlerinin olduğu vadileri, yani Afyon'u tanımayan, ki ben de ilk kez o zaman Afyon'u daha yakından tanıma imkanı buldum. İlk kez gele, bizim ilk sene öğrencilerimizin hiçbirisi Afyon'dan değildi. Hep dışarıdan geldiler. Şimdi öğrencilere hem kültürü tanıtıyorsunuz, hem ailelerinden ilk kez ayrılan öğrencilere hayallerini yıkmamaya çalışıyorsunuz. Evet. Onlara geldikleri coğrafyanın, geldikleri kültürün ne kadar güzel olduğunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu anlamda gerçekten her ay düzenli etkinlikler yapıyorduk ta ki pandemi gelene kadar. En son 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğimizi yaptık ve ondan sonra tamamen kapandık. O Mart ayından sonrasında bir süre hepimiz evlere kapandık tabii ki, ama biz o dönemde yine kısıtlı da olsa sabah gidip akşam gelme şeklinde devam ettik. Yollar çok denetimden dolayı sıkıntılıydı. Sabah geliyoruz, akşam işte dönüşümüz saat 11'i falan buluyor. 11'de yasaklar başlıyordu. O süreç öyle geçti. Yaz kendi arabamla gidip geldim. Daha sonra yine otobüse döndüm. Şimdi de otobüsle gidip geliyorum. Pandemi süreci beni yani zorladı, yordu. Kolay bir süreç değil. Çocuklarım orada, evim orada, Ankara'da. Kendim buradayım.
işim orada. Cuma, Perşembe, Cuma günleri Eczacılık Fakültesi'nde de görev yapıyorum. Bu süreç birazcık beni zorladı. Hani öncesindeki o heyecan, o hareketlilik biraz daha yorucu anlama döndü. Çünkü kafanızın arkasında hep korku var. O korkuyu yenebilmek kolay olmuyor. Bir de sürekli yolda olunca, hani dediğim gibi sürekli sabit şehir bir yeriniz olsa, bir de, evet, sürekli her hafta tabii şehir bütün insanları tedirgin ediyor. Hala tedirgin etmeye devam ediyor pandemi süreci, ama siz sürekli şehir dışına gelip gittiğiniz için siz daha tedirgin etmiş olabilir hocam. Evet, evet işte, ama geldiğimiz aşama çok güzel, çok keyifli. Evet. Yani fakülte anlamında. İnşallah pandemi süreci de bir an önce bu kısıtlamalar da sona erer ve normal yaşantımıza, hepimizin dileği ve temennisi, evet, o çünkü. Normal yaşantımıza inşallah bir an önce döneriz sevgili hocam. Ne kadar büyük zenginliklerimiz varmış. Farkında değilmişiz. Ne kadar keyifliymişiz. Sarılabiliyorduk, tokalaşabiliyorduk. Evet. Şimdi artık onu yapamıyoruz. Sadece karşıdan karşıya hoş geldiniz diyebildim. Aynen size o mesela. Kadar. Öncesinde olsaydı sevgili hocama sarılabilirdim, sohbet edebilirdim. Daha derin sohbetlere girebilirdik. Şimdi aramızda en azından bir mesafenin olmasına gayret gösteriyoruz. Görmemiz gerekiyordu demek ki. Belki evet, de bilmemiz yaşanması gerekiyordu. Yaşanması bir süreç gerekiyordu. Hala devam eden bir süreç. Ama tabii biz maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen riayet edelim ve uyalım. En önemli olan noktalardan bir tanesi bu çünkü. Kesinlikle, değil mi sevgili hocam? Kesinlikle. Peki hocam, elimdeki sorulara geçmek istiyorum artık o zaman. Buyurun. Dilerseniz. Şimdi afyon ili adını bir tıbbi bitkiden alıyor. Evet. Önemli bir bitki. Bunu hepimiz biliyoruz ama sevgili hocamdan tabii ki dinleyeceğiz. Yani haşhaş, afyondan bahsedeceğiz. Bu tıbbi bitkinin önemi hakkında bilgi almak isteriz sizden sevgili hocam. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorum, evet. Afyon iline geliş nedenim. Evet. Biraz önce de söylediğim gibi Mustafa Solak Hoca beni çağırdığı zaman işte hocam dedi, sizi tercih etmemizin, yani buraya dedi gelmek isteyen çok hocalarımız var. Hem sizin alanınızdan hem başka alanlardan. Sizi tercih etmemizin nedeni sizin tıbbi bitkilerle çalışıyor olmanız dedi. Bir düşünün dedi ve bana bazı hayallerinden bahsetti. Afyon için yapmak istedikleri hakkında. Buranın tabii diğer yerlerden farklı özellikleri var. Bir kere kavşak noktasında Ankara'ya, evet, yakın, Antalya'ya yakın, İzmir'e yakın. Tam bir bütün, ortak bölge. Evet, yani tam merkezin güneye ve batıya açıldığı kapı. Buradan itibaren dağılıyor. Onun için ulaşım kolay. Yani bunun dışında burada bir tıbbi aromatik bitki merkezi var. Daha önceden Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan bir merkez var. İşte orayla ilişkilerimiz olacak. Bitkisel üretim, bitkisel ilaç üretimi yapacağız. Ki buranın en büyük avantajlarından bir tanesi, dünyada tek olan, neredeyse tek olan en önemli afyon alkaloid fabrikası var Bolvadin'de. Şimdi bunların hepsini düşündüğünüz zaman Bolvadin'de afyon alkaloidleri fabrikası var, bir tıbbi aromatik bitki merkezi var, ulaşım kolay, çok hani yıpratıcı bir mesafe değil. Bunların hepsi birden düşünüldüğünde çok çalışma için uygun bir ortam. Ama esas geliş nedenim, yani Mustafa Solak Hoca'ya söz veriş nedenim, tamam hocam ben kabul ediyorum dediğim, bana şey demişti hocam, işte burada tıbbi aromatik bitki merkezi var ve biz burada bitkisel ilaç üretimine yönelik çalışmalar yapacağız. Ve Bolvadin Afyon Alkaloidleri Fabrikası'yla iletişimimiz olacak. Şimdi bunların hepsini topladığınız zaman 1983 yılında fakülteye giriş nedenim, fakültede kalış nedenim. Çok cazip morfin, afyon alkaloidleri fabrikası bizim öğrenciliğimden beri hep hayalimizi süsleyen, işte Türkiye'nin en önemli ürettiği, yani bitki üretip yurt dışına ihraç ettiği madde. Şimdi hayallerinizle en çok örtüşen konu. Afyon kadim zamanlardan beri buranın, bu coğrafyanın kültüre aldığı bir bitki. Yani nereye, en yakında Sagalassos var.
Burdur Sagalassos. Ben yıllar önce Sagalassos'u ziyaret ettiğimde en çok dikkatimi çeken süslemelerden, çevre süslemelerinden biri haşhaş kapsüllerinin şekliydi. O kadar güzel, milattan önceki dönemlerde bile o kadar güzel haşhaş kapsüllerini taşa oyup onu canlı gibi ortaya çıkarmışlar ki genelde bizim Anadolu tarih kültüründe genelde haşhaşın yaprakları resmedilmiştir. Haşhaşın yaprakları motif haline getirilmiştir. Gerek iyon başlıklarında, sütun başlıklarında, gerekse süslemelerde. Ama haşhaşın kapsüllerinin görsellenmesi, burası, bu topraklar birçok bitkide olduğu gibi işte buğday, arpa, nohut, mercimek, işte kiraz, birçok kültür bitkisinin olduğu gibi haşhaşın da ilk kültüre alındığı yerler. Haşhaş niye kültüre alınmış? Bir kere toplumsal, toplumların hepsinde aslında bir halüsinojen maddelere karşı bir ilgi var. Bu sanıyorum eski dönemlerde dinsel amaçlı kullanılıyor. Yani sanıyorum değil de dinsel amaçlı kullanılan maddeler. Evet. İşte her toplumda var. Yani hiçbir toplumu birisinden ayıramazsınız. İşte Orta Amerika'ya gittiğiniz zaman meskalin, Güney Amerika'ya gittiğiniz zaman kokain, bizim topraklarımızda haşhaş, işte kannabis, Asya'ya gittiğiniz zaman işte Endonezya'da kava, bunların hepsi, ki şu anda aklıma gelmeyen her toplumun kendi kültüründe olan halüsinojenik maddeler. Şimdi bunlar o dönemki insanlar için düşündüğünüz zaman bizim şu anda bilimsel temellere oturttuğumuz birçok bilgiyi onlar deneme yanılmayla öğrenmişler. Şimdi biz teknolojinin gelişmesiyle her anlamda, hem kimyasal teknolojinin gelişmesi, tekniklerin ilerlemesi, hem farmakolojik medikal teşhislerin gelişmesi, belirlenmesiyle biz şu anda daha ileri bir seviyedeyiz, ama bizden öncekilerde bu konuları çok çok geleneksel hale getirmişler. Günlük hayatın içine çok sokmuşlar. Peki sevgili bunun hocam. İçin... burada bir virgül koyalım, tabii devam ki edelim, olur mu? Müsaadenizle kısa bir ara verelim efendim. Aranın hemen sonrasında sohbetimize, sevgili hocamızla birlikte burada olacağız. Evinize dünyaları sığdıran marka Zell'in sunduğu Pınar Akarsu'yla günlük programı devam edecek. Zell, artık keyif sürmek daha güzel. Evinize dünyaları sığdıran marka Zell'in sunduğu Pınar Akarsu'yla günlük programı devam ediyor. Zell, artık keyif sürmek daha güzel. Efendim, kısa aranın hemen sonrasında birlikteliğimize, ikinci bölümümüze sevgili hocamızla birlikte devam ediyoruz. Hemen bir kez daha takdim edeyim sizlere. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ayşegül Köroğlu hocamız bizimle birlikte. Özellikle tıbbi aromatik bitkiler hakkında da sevgili hocamızdan, kendisinden bilgileri alacağız. Bir kitabı vardı, geçen yıl çıkmıştı. Bu sene yeni bir kitabımız daha var elimizde. Ona da değineceğiz biraz sonra. Ama onun öncesinde, reklam öncesinde bahsettiğimiz bir konu vardı. Özellikle Afyonkarahisar'ı ilgilendiren, Afyon'un ismini aldığı haşhaştan, Afyon'dan bahsediyorduk. Dilerseniz devam edelim hocam. Buyurun. İşte birazcık tarihsel süreçten söz etmiştim. İlk Anadolu topraklarında kadim zamanlardan beri, milattan önceki dönemlerden beri kültüre alınıp kullanılan, bu kullanılış çok eskilere dayanan bitkilerden bir tanesi. Ama
Afyon'un en önemli özelliği halüsinojen olması ve bağımlılık yapması. Ama bunun yanında afyon alkaloidlerinin analjezik ağrı kesici özelliğinin olması. Biz 3. sınıfta farmasötik kimya dersi alırız. Eczacılık fakültesinde bizim iki tane temel alanımız vardır. Bunlar yani temel ilaç kaynağı alanımız vardır. Bunlardan bir tanesi tıbbi bitkiler. Benim uzmanlaştığım alan. Bir diğeri de farmasötik kimya. Daha çok sentetik kimyasalların üretildiği alan. Biz farmasötik kimya dersi alırken bir dönem, 3. sınıfta bir dönem boyunca opioidleri okuduk. Opioidler ağrı kesiciler. Nedir diyecektim ben de. Ağrı kesici özelliği olan ve afyon reseptörlerine, morfin reseptörlerine bağlanan bileşikler. Şimdi opium, opioid reseptörlerine ve opioidlere isim veren bir bileşik. Şimdi geçmişten dediğim gibi kültüre alıyorsunuz, bunları bilmiyorsunuz. Ama vücuda girdiği zamanki etki mekanizmaları, kullanılışları, morfin molekülünün özellikle morfin molekülünün yapısının aydınlatılması, Sertürner tarafından 1800'lü yıllarda yapının aydınlatılmasıyla birlikte molekül yapısının bilinmesiyle birlikte artık bu moleküle özgü farklı grupların bağlanması, çıkarılması, bu molekül model alınarak yeni moleküllerin sentetik olarak üretilmesi. Ve bunların hepsinin belli bir reseptöre bağlanması vücuda girdiği zaman belli bir reseptöre bağlanıp onunla birlikte etkisini göstermesi. Bunların hepsini dediğim gibi biz bir dönem boyunca opioidleri okuruz ve bu opioidler morfinden köken alan molekül yapısı morfin olan, morfin ana molekül yapısı olan farklı ama ağrı kesici özelliği olan farklı yapılardır. Şimdi bunlara geldiğiniz zaman, baktığınız zaman dediğim gibi biz farmasötik kimyada okuyoruz bunu. Opioidleri farmasötik kimya. Ama modelleme ne? Modelleme doğal. Afyon bitkisi, haşhaş bitkisi. Haşhaş bitkisinden önceden 1972 yılına kadar Türkiye'nin hemen her ilinde afyon yetiştirilen bir bitki. Çünkü biz hem tohumundan yararlanıyoruz, birçok kültüre gittiğiniz zaman, Çorum'a gidin, Amasya'ya gidin, Amasya çöreğinin içerisinde haşhaş tohumu vardır ya da haşhaş ezmesi vardır. Buraya geliyorsunuz, burada da var. Burdur'a gidiyorsunuz, Antalya'ya gidiyorsunuz. Bu tohumda alkaloid yok. Onun için yağ elde etmek, yöresel olarak yemeklik yağ elde etmek ya da bu ezmeyle birlikte tohumların da gıda olarak tüketilmesi söz konusu. Dediğim gibi bu kültür her yerde var, Türkiye'nin her yerinde var. Ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin belli dönemlerde uyguladığı ambargoların önemli nedenlerinden bir tanesidir. 1972 yılın 70'li yıllarda afyon üretimi Türkiye'de yasaklanıyor. Şimdi afyon üretimini yasakladığınız zaman çok halkın elinden bir gelir kaynağını almış oluyorsunuz ki insanlar buna dediğim gibi bu topraklarda kadim zamanlardan beri alışıklar. Günlük hayatlarının içerisinde yağını kullanıyorlar, sadece uyuşturucu anlamında değil, tohumunda alkaloid yok, tohumunu kullanıyorlar, yağını kullanıyorlar, tohumdan ezme hazırlıyorlar, onu kullanıyorlar. Yine buraya geldiğim zaman öğrendim, küçük yeni çıkan filizlerini salata olarak kullanıyorlar. Evet, yiyorlar. Ben evet, ilk geldiğim sene işte Eylül'de geldim, o zaman Devlet Su İşleri'nin misafirhanesinde kalıyorum. Hiç de şehri bilmiyorum. Bir şehre doğru yürüdüğümde yol kenarında hanımlar poşetlerin içerisinde yeşil bir şey satıyorlar. Şimdi Kasım ayı, yeşil bir şey ne olur? Ne olabilir? Hiç şey yapamadım. Şimdi yani haşhaş, tamam yaprağı tanıyorum haşhaş ama Kasım'da ne ilgisi var? Yani Kasım'da taze genç filiz yaprakların ne işi var? Dedim bunlar nedir? Haşhaş, salata yapıyorsan. Sonra araştırınca evet. İki dönem ekiliyormuş. O kışlık haşhaş. Onun için bir Kasım'da öyle çıkıyor, bir de Mayıs'ta çıkıyor. Şimdi biraz geçti ama.
şey oldu. Yani yapraklar biraz daha çiçek hali. Çiçek yani. Hale geçti ama yani o şey biraz daha erken aşamada. Salata yaptıkları aşama biraz daha erken aşamada, küçükken yapılıyor. Şimdi böyle bir bitkiyi siz yetiştirilmesini insanların elinden alıyorsunuz. Niye alıyorsunuz? İşte diyor ki Amerika, benim gençlerim Türkiye'den gelen bu afyon nedeniyle uyuşturucuya eğilim gösteriyorlar. Onun için sen bu bitkiyi üretemezsin. Tamam, ama üretmediğiniz zaman gelir kaybınız oluyor. Çünkü halkın bir kültürü var. Bu kültüre devam etmek istiyor. Yaşam tarzını sürdürmek istiyor. Bunun üzerine 1972 yılında afyon üretimi belli bir sınırla doğuda artık üretilmemesi, yani Ankara'yı şöyle hat olarak aldığınız zaman Ankara'nın doğusunda üretilmeden batısında belli illerde üretilmesine izin veriliyor. Ama daha sonrasında işte birçok süreçler geçiyor, siyasi süreçler. Ve sonuçta şu anda 17 ilde haşhaş üretimi resmi olarak yapılıyor. Çünkü haşhaş üretimi afyondan dolayı 1980 yılında bu süreçler geçildikten sonra 1980 yılında Bolvadin'de bir afyon alkaloidleri fabrikası kurulması kararı alınıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi bünyesinde. Afyon alkaloidli Bolvadin'de kurulan afyon alkaloidleri fabrikası morfin ve kodein afyon kapsüllerde önceki bunları anlatmamın nedeni... Hocam o kadar bilginiz yoğun ki onu farkındayız. Bunların şeyi nedeni önceden drogist afyon, soft afyon şeklinde doğuda yetişen kapsüllerden farklı çizim. Bu tarafta farklı çizimle birisinde dikey çiziliyor kapsüller, birisinde yatay çizilerek kapsüllerden bir... süt akması sağlanıyor ve daha sonrasında o sütler özel bıçaklarla toplanıyor. Ve bunlar bir kitle haline getiriliyor. Afyon sakızı ya da bizim opium dediğimiz bir madde elde ediliyor. Esas morfin ve afyon alkaloidlerinin yoğun olduğu madde bu. Türkiye 1972'den sonra artık bu şekilde elde etmeye izin verilmiyor Türkiye'de. Yani bir süt ve bu sütün toplanmasıyla elde edilmiş opium dediğimiz afyon sakızı diye bildiğimiz ürünü artık elde edemiyoruz. Bu sefer ne yapıldı? Bu sefer üretimde kapsüller çizilmiyor artık. Kapsüller çizilmeden içindeki alkaloidler, ki afyon alkaloidleri dediğimiz en az 25 tane farklı alkaloidden söz ediliyor. Söz ediyoruz. Bunlardan en büyük oranda morfin var. Morfin, kodein, noskapin, tebain gibi alkaloidler. Morfin bağımlılık yapma oranı yüksek olan, ağrı kesici etkisi en fazla olan. İşte papaverin var, spazm çözücü olan. Kodein var, öksürük kesici olan. Birçok hala da günümüzde çocuklarda kullandığımız bazı şurupların içerisinde öksürük kesici olarak kodein var. Morfin dediğim gibi biz bir dönem boyunca opioidleri okuyoruz. Çünkü model, ana yapı morfin molekülü. Morfin molekülü kadar etkili şu anda henüz keşfedilmiş sentetik bir ağrı kesici, eş değer bir ağrı kesici yok. Hala morfinden hareketle biz ağrı kesicilerimizi, ki bu ağrı kesici olarak kullanılması özellikle kanserin dayanılmaz hale geldiği zaman, ağrıları dayanılmaz hale geldiği zaman şiddetlendi, mecburen onu vermek durumundasınız. Hani eskide olduğu gibi bir kullanımdan değil, sadece bilimsel kullanımdan söz etmek gerekirse. Şimdi böyle bir molekülden söz ediyoruz ve bu molekül gerçekten bitkiden, haşhaş bitkisinden, kapsüllerden, kapsüller gidiyor afyon alkaloidleri fabrikasına, orada işte tohumlar ayrılıyor, kapsüller dıştaki kabuk tabakasından morfin, kodein çıkarılıyor. Kodein, morfin ve kodein tuz haline getiriyor, morfin sülfat oluşturuyor ve bunu biz yurt dışına satıyoruz ve bizim en önemli gelir kaynaklarımızdan birisi. Ama şu anda
Bizde %1, %1, 1.2 alkaloid taşıyan kapsüller yetiştiriliyor. Hı hı. Ama Avustralya'da %2, 2.5'a kadar çıkarıldı bu oran. Hı hı. Afyon alkaloidleri, yani kapsüldeki afyon alkaloidi oranı... Onu buraya alabilir miyim çok Tahsin daha... abi? Kapsül dediğinizi de gösterelim değil mi hocam? Elimizde de var, hazır. Evet. Bu kurumuş. Bunlar kurumuş kapsüller, evet. Zaten Afyon'a geldiğim zaman en çok sevdiğim görüntü... İçini kırıp böyle yiyorlar da. İçindeki haşhaşı, İçindeki işte tohumlar. Teşekkür ederim. Evet. İçindeki bu kapsüller. Kapsül dediğiniz kapsüller bunlar. Haşhaş kapsülleri. Daha önceden... Alayım. Buyurun hocam. Daha önceden dediğim gibi batıda, şey, doğuda olanlarda dik çizgilerle, böyle yatay çizgilerle, üçlü çizgilerle bu kapsüller çizilip bir sütün akması sağlanıyordu ve özel bıçaklarla da bu süt buradan kazanıyordu. Şimdi dediğim gibi artık 1974'ten itibaren böyle bir çizip yaralayıp oradan süt akmasına izin verilmiyor. Bu kapsüller kullanılıyor. Bu kapsüllerin içinde normalde tohumlar var. Sizinkinde. Evet. O tohumlar işte o tohumlar gıda olarak tüketiliyor. İşte çöreklerin üstüne koyulan yani bu tohumlar, o haşhaş ezmesi bundan yapılıyor, haşhaş yağı ondan yapılıyor. Onlarda alkaloid yok. Alkaloid sadece kapsülde var. Yoğun alkaloid kapsülde var. Tabii ki bitkinin yapraklarında da var, bu sap kısmında da var ama esas yoğun miktarda bu kapsül kısmında, kabuk kısmında var, kapsülün kabuk kısmında var. Buradan morfin elde ediliyor. Morfin, kodein, afyon alkaloidleri fabrikasında morfin ve kodein elde edilmesi söz konusu. Ve Türkiye'nin gerçekten belli bir dönem en önemli ihraç ürünlerinden birisiydi. Şu anda biraz daha piyasa değişti. Dediğim gibi Avustralya bu konuda bizim biraz daha önümüze geçti. Afyon alkaloidleri fabrikasıyla gidip görüştüğümüz zaman da piyasa sıkıntısının olduğunu onlar da dile getiriyorlar ama belli bir süre sonra tabii ki bunlar aşılacak konulardır. Bu afyon, dediğim gibi biraz önce Sagalassos'ta işte şu kapsülü şu haliyle taşa işle, mermere işlenmiş şekilde görebiliyorsunuz ki bu da bu bitkinin onların kültüründe ne kadar büyük bir yerinin olduğunu gösteren en önemli özellik. İşte bitkiden ilaca giden yolda hepimizin hedefi, işte bitkiyi ekiyorsunuz, haşhaş bitkisi afyon için, afyon bitkisi. Bitkiyi ekiyorsunuz, ondan bir etken madde elde ediyorsunuz. Evet. Bu etken maddeyi kendi ana gruplarına ayırıyorsunuz. Onu farklı şekillerde ilaç haline getiriyorsunuz. İşte kodein şurubu elde ediyorsunuz, morfinden enjektal preparat ya da tablet elde ediyorsunuz. Bu işte bizim eczacılık mesleğinin en doyumsuz, en güzel alanı. Şimdi bunların hepsini bildiğiniz zaman afyon o zaman çok daha değerli bir yer haline geliyor. Ve gerçekten dünyadaki nadir illerden birisi yetiştirdiği bitkiden isim alan ve bu ismin sürekliliğini sağlayan nadir illerden bir tanesi. Onun için gerçekten bu topraklar, Anadolu coğrafyası her anlamda çok zengin kültür anlamında. Bitki zaten dünyayla yarışamayacağımız kadar çok bitkimiz var. Yani dünya bizimle yarışamayacak kadar biz çok bitki türüne sahibiz. Onun için bu zenginliğimizin, kültürel birikimimizin ve bu zenginliğimizin farkında olmamız gerekiyor. Ve bunun en güzel, dediğim gibi en güzel modeli, en güzel örneği Afyon ve şehrimiz. Peki sevgili hocam, diğer sorumuzla o zaman devam edelim. Şimdi tıbbi bitkilerin geçmişten günümüze değişen önemi hakkında neler söylersiniz? Aslında biraz önce söyledim ya, afyon modellemesine geçtiğimiz zaman. Şimdi insanlar, dediğim gibi, geçmişte bu birikimlerini deneme yanılmayla, gözlemle elde etmişler. Ama biz günümüzde
bunların hepsini bilimsel bir temele oturtabiliyoruz artık. Bilimsel olarak biz nedir? Mesela morfin dediğim zaman artık ben morfinin molekülünü biliyorum. Yani bir afyon sakızının etkisinden söz etmiyorum. Ya da bir çizdiğim o sütün etkisinden söz etmiyorum. Artık içindeki molekülün etkisinden söz ediyorum. Ve o molekül haline geldikten sonra o artık bir ilaç oluyor. Onun için o molekül kendisinden başka molekülleri doğurabiliyor. Değişik modellemelerle siz işte değişik farklı etken madde grupları yerleştirerek etkiyi artırabiliyorsunuz, etkiyi değiştirebiliyorsunuz. Bunların hepsini artık bilimsel olarak hem kimyasal ortamda hem de farmakolojik ortamda çok rahat sonuçlarına ulaşabiliyoruz. Onun için eczacılık, biraz önce de söylediğim gibi eczacılık aslında ucu bucağı olmayan, elde ettiği kaynaklarla, var olan kaynaklarıyla elde ettiği sonuçlarının çok geniş bir yayılımının olduğu bir bilim birikimi aslında. Yani bilimsel bir birikim. Bunu sadece eczane eczacılığına sıkıştırmak aslında bu bilime gerçekten çok büyük bir haksızlık. Biz sadece eczane eczacısı değiliz. Biz bu bilimle donatılmış, bu kimya bilgimiz işte dediğim gibi, yani ben sadece bir model üzerinden gidiyorum burada. O da şehrimizin modeli. Ama bunu çeşitlendirebilirsiniz. Aspirin. Aspirin dediğiniz zaman bunu yine aynı şekilde. Aspirin yine bir söğüt kabuğundan elde edilen bir bileşiğin laboratuvar ortamında asetillenmesi sonucunda elde edilen bir ilaç. Bir tablet formuna getirilmiş bir ilaç. Ve şu anda hala bile günümüzde en çok kullanılan, ama hiçbirimiz bilmiyoruz ki onun söğüt kabuğuna dayandığını. Evet, bilmiyoruz. Onun için bizim mesleğimiz inanılmaz derecede modellemenin yapılabileceği. Ve bu modelleme, hani alkaloidler diyorum, şu anda bilinen alkaloid sayısı binlerle ifade ediliyor. Bunun yanında sadece alkaloidler yok, fenolik bileşikler, flavonoidler, tanenler, antosiyaninler, naftakinonlar, o kadar çok kimyasal molekül var ki. Bilinen, ben işte son literatürleri okumadım, o konuda şey yapmayacağım. Ama buraya gelmeden önce ders notlarımı hazırlarken işte 4 yıl öncesinde 3200 tane sadece fenolik bileşik fenolik asit var. 3200 farklı molekül. Bunu bir de flavonoid olarak düşünün. Bunu uçucu yağlar, terpenler olarak düşünün. Seski terpenler, sester terpenler, monoterpenler, triterpenler. Şimdi baktığınız zaman doğada bitkiler kendileri için milyonlarca molekül sentezliyorlar. Fotosentez, temelde fotosentez. Fotosentez bizim için ne? Fotosentez dediğim zaman hepimiz en azından ilkokulda bildiğimiz için bunu rahatlıkla anlayabiliriz. Bitkilerin ışık enerjisi karşısında kimyasal inorganik maddelerden organik madde sentezlemesi. Bu bizim için, yani bu bitkinin yaşamı için gerekli. Ama bizim için ne? Bizim için oksijen. Bizim için depolanmış olan kimyasal bileşik. Besin, enerji kaynağı. Bu enerji kaynağıyla biz günümüzü devam ettiriyoruz. Ve bu bitkiler, bu kendileri için gerekli olan kimyasalları, depo enerjiyi üretirlerken bizim sekonder metabolit dediğimiz eczacılık da kullandığımız işte alkaloidler, biraz önce söyledim. Sizin için yabancı geliyor. Bunların farkındayım. Ama bunların hepsi bir ana grup ve bu ana grupların içerisinde yüzlerce farklı molekül var. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Bu kadar farklı molekülün içerisinde biz mutlaka kendimize özgü bir modelleme yapabiliriz. Bir ürün üretebiliriz. Çünkü biz şu anda bilimsel olarak bu altyapıya, bu donanıma her şekilde sahibiz. Onun için fotosentez sırasında üretilmiş olan bu ana ürünlerin yanında bitki kendisi için de bu sekonder ürünleri üretiyor. Flavonoidleri üretiyor, fenolik asidi. Elma yediğimiz zaman ağzımıza gelen o ekşi elmanın ekşi lezzeti, limonun ekşi lezzeti. Hepsi birbirinden farklı, çünkü hepsi birbirinden, birisinde malik asit var, birisinde sitrik asit var. Hepsi birbirinden farklı kimyasal moleküller aslında. Biz bu kimyasal moleküllerden
tat alıyoruz, lezzet alıyoruz, evet, koku alıyoruz. Onlardan fayda bekliyoruz morfinde olduğu gibi. Bunu kim yapıyor? Bunları bitkiler yapıyor. Dediğim gibi eczacılığın iki temel alanı bu alanlardan bir tanesi bitkiler, bir tanesi de sentetik olarak farmasötik kimya üzerinde yoğunlaşmış olan gruplar. Asetil salisilik asit, asetil salisilik asit, salisin. Salisin kimde var? Söğüt kabuğunda var. Söğüt kabuğundan salisin elde ediyorsunuz. Tabii daha basit bir molekül olduğu için daha şimdi sentetik olarak laboratuvarda üretiliyor salisilik asit ve asetillemesi yapılıyor. Ama morfinin laboratuvarda üretilme şansı çok yok. Bitkiden elde ettiğiniz zaman çok daha ucuz ve çok daha bol elde edebiliyorsunuz. Aynı şartlarda laboratuvar ortamında bir morfin elde edilmesi çok mümkün olmuyor. Onun için bizim alanda çalışma yapmak ve geçmişten günümüze dediğim gibi birçok sentez yolağının öğrenilmiş olması, sentez işlerinin öğrenmiş olması, yapı aydınlatılması, kimyasal yapı aydınlatılması ve bu elde edilmiş olan molekül ya da molekül karışımlarının, çünkü her zaman için mesela morfinde tamam tek bir morfin, tek bir kodein etkili olabiliyor ama mesela tebokanı biliyor musunuz bilmiyorum. Tebokan, özellikle tebokan, bilokan, ginkgo biloba diye bildiğimiz bir bitkinin yapraklarından, standartize edilmiş yapraklarından hazırlanan bir total ekstri ve bu özellikle belki yaşlılarınız varsa onlar da kullanmış olabilirsiniz. Hafızayı güçlendirmek için. Çünkü beyindeki kapiller, damarların açılmasına yardımcı olan ya da pıhtılaşmanın engellenmesine yardımcı olan bileşikler taşıyor. Mesela tebokanda olduğu gibi ya da ginkgo biloba yapraklarında olduğu gibi total bir ekstreden de söz etmek mümkün olabiliyor. Biz şimdi bu konularla, bu geldiğimiz aşamalarla farmakolojik olarak da vücuda girdiği zaman bu molekülün ne işler yaptığını bilebiliyoruz. Onun için geldiğimiz noktada çok daha bitkilerin kullanımını bilimsel temeller üzerine oturtup çok daha ileriye gitmemiz mümkün olacak. Peki sevgili hocam, şimdi tıbbi bitkiler bilinçsiz ellerde ne gibi sonuçlar doğuruyor? Sevgili hocamızdan bu sorunun cevabını isteyeceğiz ve özellikle kitabınıza da değineceğiz. Ama öncesinde kısa bir ara verelim. Aranın hemen sonrasında buradayız tekrar. Evinize dünyaları sığdıran marka Zell'in sunduğu Pınar Akarsu'yla günlük programı devam edecek. Zell, artık keyif sürmek daha güzel. Evinize dünyaları sığdıran marka Zell'in sunduğu Pınar Akarsu'yla günlük programı devam ediyor. Zell, artık keyif sürmek daha güzel. Hemen sonrasında birlikteliğimiz artık son bölümüyle devam ediyor. Sevgili hocamıza sorularımızı yöneltmeye devam ediyoruz. Onlardan bir tanesi de sormuştuk aslında, tekrar yineleyelim. Tıbbi bitkiler bilinçsiz ellerde ne gibi sonuçlar doğuruyor sevgili hocam? Neler söylersiniz? Evet, bizim en çok eczacılar olarak en çok üzerinde durduğumuz, en çok hassasiyet gösterdiğimiz konulardan birisi bu. Çünkü biraz önce de söyledim aslında bütün bu süreç bir altyapıyı oluşturma anlamında bitkilerden elde edilen kimyasallar bizim için önemli. Şimdi bu kimyasallar, biraz önce morfin örneğini verdim. Morfini kullandığınız zaman işte sonu uygun olmayan, bağımlılık yapan ve sonuçta toplumların da kabul etmediği bir sürecin içerisine giriyor. Bu nedir? Doğal bir üründür. Ama baktığınız zaman morfin bağımlılık yapan, halüsinojen, ama bizim açımızdan baktığımız zaman ağrı kesici özelliği olan ve artık
dayanılmayacak kadar yoğun ağrının giderilmesinde tek çareniz olan bir molekül. Eczacılık işte burada devreye giriyor. Biz standartize edilmiş, doze edilmiş, ne kadar hangi dozda vücuda verileceğini bilen meslek erbabıyız. Şimdi hocam birçok insan ilgileniyor, işte izliyoruz da, televizyonda da görüyoruz da birçok bitkiden neler yapılabileceğine dair söyleyenler var. Ya da örnek veriyorum, Google açtığınızda karşınıza çıkabilecek şeyler var. Ama biz ne kadarı bize yararlı olacak ya da ne kadarı faydalı olacak onu bilmiyoruz maalesef. İşte dediğim gibi yani bizim konu eczacılıkta tıbbi bitkiler konusu. Şunu da söyleyeyim, bizim konumuz diyorum. Çünkü gerçekten insanlığın var olduğu andan itibaren bitkiler sağlık alanında kullanılmış. Bu bizim konumuz. Hekimlik ve eczacılık başlangıçta birlikte yol alan bir meslekken daha sonrasında hekimlik ve eczacılık birbirinden ayrılıyor. Ve eczacılık özgün bir meslek. Teşhis eden, teşhis edildikten sonra tedavi eden. Biz tedaviyi yapan kısımdayız. Ama bunu yaparken de dediğim gibi doğallar ve doğalların yanında sentetik olanlar. Biz doğal tarafına sahip çıkmadığımız için genellikle 1800'lü yıllardan itibaren moleküllerin, özellikle morfin molekülünün ortaya çıkarılması, molekül yapısının aydınlatılması, işte kinin molekülünün, ki sıtmada kullanılan yine kına bitkisinin, hidroksiklorokin diye son zamanlarda çok fazla gündemde oldu. Kinin molekülünün bitkiden izole edilip yapısının aydınlatılması gibi bu moleküllerin yapılarının aydınlatılmasıyla birlikte başlayan bir süreç. Önceden halı kilim yün boya, halı kilim dokumak için yün boyamada bitkiler kullanılıyor. Bitkilerin çeşitli meyveleri, işte kabuk kısımları, kökleri, kök boya dediğimiz. Ama sentetik üretimin ortaya çıkmasıyla birlikte bu bitkisel üretimler, ki etkileri çok daha yüksek olan, kalıcılıkları çok daha yüksek olan boyar maddeler olsalar bile, sentetik olanların üretimi daha kolay, piyasaya sunuluşları daha kolay. Aynı şey bizim bitkiler için de geçerli. Sentetik olanları doze etmek kolay. Ne kadar miktarda, hangi dozda vereceğinizi biliyorsunuz ve vücuda girdiği zaman hangi yolakla ne etki göstereceğini biliyorsunuz. Tekrarlanabilir etkiyi bekliyorsunuz. Bitkilerde standartizasyon yapılmadığı zaman bu tekrarlanabilir etkiyi görmemiz her zaman mümkün olmuyor. Onun için bitkinin yetiştiği ortam, bitkiye verilen su miktarı, bitkinin gördüğü güneş, bunların hepsi etken maddenin oluşturulmasında önemli. Onun için de işte burada yetişen bir bitkiyle Artvin'de yetişen bir bitkinin etken madde bileşimi birbiriyle aynı olmuyor. Onun için standartize etmek gerekiyor. Biraz önce de söylediğim gibi biz sonuçta bitkinin içindeki kimyasal moleküllerden destek bekliyoruz. Bu molekül eğer bilinçli ellerdeyse ağrı kesici, analjezik, işte öksürük kesici olarak, antisüf olarak kullanılabilir. Ama eğer bu bilinçli ellerde değilse daha farklı boyutlara gidebilir. Bu tabii ki afyon örneğin. Bununla birlikte bitkilere baktığınız zaman şu anda dün bir hocamla konuşuyorduk, beraber kitap yazdığımız hocalarımdan birisi Ömür Hoca ile konuşuyorduk. Aynı konular yine hep gündeme geliyor. Onunla da konuşurken sadece Türkiye'de değil aslında bütün dünyada aynı sorun var. Bizim dışımızda, eczacılar dışında herkes bitkilerle çalışıyor. Dediğiniz gibi Google açın, herkes var. Ben hiçbir zaman gidip de ne bileyim bir inşaat mühendisinin yapması gereken, bir mimarın çizmesi gereken işi yapamam. Ben ne kadar çimento oranının, bir çimento hazırlanırken bir beton döküleceği zaman ne kadar sıvı koyulacak, ona bağlayıcı ne koyulacak, ben bunları bilemem. Bunun eğitimini almadım ben. Gidip de ben bu konuda üzerime düşmeyen bir konuşma yapamam. Ama işin ilginç tarafı, bizim tıbbi bitkiler hakkında
Herkes fikir sahibi ve herkes yorum yapıyor. Kitaplara geleceksiniz biliyorum ama kitapların esas ana ortaya çıkış nedeni bu bir evet, önceki etkiler, evet etkileri var. Şöyle bitkilerin gösterelim. Bitkilerin etkilerini şu ana kadar iki tane örnek üzerinden ve söyledim ama bu etkileri biz yadsıyamayız. Ama önemli olan bunları bilimsel temel üzerine oturtmak. Evet etkileri var ama yan etkileri de var. Evet bir de o durum yan var. Yan etkileri, yani siz bir şey sunuyorsunuz, sonsuz güvenle sunuyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Sadece su bile içseniz, dozundan fazla su bile içseniz onun bile yan etkisi evet. var. Yani vücut istemiyor, daha fazlasını istemiyor. Onun için her şey dozunda ve bilimsel temelleri oturtularak. Bizim bilinçsiz eller dediğimiz zaman bitkileri o kadar yük yüklüyorlar ki her derde şifa, her derde iyi gelir. Ona da iyi gelir, buna da iyi gelir, şuna. Doğru. Peki bilimsel olarak ne var? Bilimsel veriniz elinizde ne kadar? Bunun üzerinde yapılan çalışmalarda elde edilmiş sonuçlar ne kadar doğruluyor sizin söylediklerinizi? Bilimsel temeller üzerine oturmayan bilim, bilim değildir. Kesinlikle. Onun için eczacılık mesleği, eczacılık eğitimi gerçekten tıbbi bitkiler alanında en yoğun ki bunların vücuda verildikten sonraki işlevsellikleri konusunda da en yoğun bilginin verildiği eğitim. Onun için biz fakültemizi de bu alanda donatmaya çalışıyoruz. Hocam şimdi sizin yazarları arasında yer aldığınız kitabınız var. A'dan Z'ye tıbbi bitkiler değil evet. mi? Ne, kaç senesindeydi hocam? O 2019'da çıktı. 2019'da çıktı. Ve 2019'un diğeri sonunda çıktı. Yine Aralık. Yeni. evet. A'dan Z'ye tıbbi yağlar ve aromatik sular. Bu da bunun üzerine bir değinelim istiyorum. 21 Şubat ayında çıktı. Şubat ayında. Yeni daha çıktı. Yeni. Evet, daha çok yeni. Yeni. Tamamlayıcı tıp onayı ve güvenli kullanım önerileriyle evet. demişsiniz zaten. Lütfen bahsedelim hocam kitaptan. Şimdi bu 3 yıllık sürecimde gördüğünüz gibi ben 2018'de geldim dedim. O geldiğim süreç içerisinde yani bu 3 yılda da bu 2 kitap da yayın hayatına geçmiş oldu. Halkımızın kullanımına sunulmuş oldu. Biz 6 tane profesör hoca ki ben en küçüklerden birisiyim. Diğer hocalarım benim de büyüğüm hocalarım. Bilge Şener hocam benim aynı zamanda doçentlik jüri üyemdi. Onların elinden doçentliğimi almak da çok büyük bir keyif. Ve şu anda da o hocalarla birlikte çalışıyor olmak çok büyük bir onur. Biz 6 hoca, 6 alanda yani dediğim gibi en küçüklerden birisi benim. Benden küçük bir arkadaşım daha var, Funda var. Hepimizin en az 30 yıllık deneyimi var. Şimdi diğer hocalar için 40-45 yıllık deneyimden söz etmek mümkün. Bu alanda yapılmış çalışmalar, bu alanda donatılmış bilgi birikimi ve bütün meslek hayatınızın tamamını şekillendiren bir bilgi donanımı. Şimdi bunları çünkü belli bir yere kadar bilgiyi alıyorsunuz ama belli bir şeyden sonra da o bilgiyi sizinle birlikte bırakmak doğru değil. O bilgiyi paylaşmak sunmanız lazım. Gerekiyor. Evet, paylaşmanız gerekiyor. Şimdi aynı şeyi ben Eczacılık Fakültesi kuruluşunda da yaşadım. Ankara Eczacılık'ta aldığım o bilgi donanımı ve ben dediğim gibi 83 yılında öğrenciyken karar verdiğim için 83 yılından itibaren ben Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin her alanında çalıştım. Her şeyi, her alanda değişik komisyonlarda görev aldım, kurullarda görev aldım, organizasyonlarda görev aldım. Onların hepsi bana şimdi bugün bir fakülte kurmayı altyapısını sağladı. Aynı donanım tıbbi bitkiler anlamında da biz senelerce bu konuda çalıştık, emek verdik, öğrenciler yetiştirdik. Lisans ve lisansüstü seviyede öğrenciler yetiştirdik. Dediğim gibi benim şu anda 5 tane öğrencim var. Bir öğrencim Allah kısmet ederse doçentliğe başvurdu, doçent olacak. Yani bir seneki benim hocalarımın
profesör seviyesinde öğrencileri var. Dediğim gibi ben Bilgi Hocam'ın jürisinden doçent oldum. Ya bu birikimin bir şekilde sunulması gerekiyor ve biz hepimiz tamam bitkiler çok gündemde, herkes bu işin içinde, bilse de bilmese de bu işin içinde. Peki biz niye yokuz? Biz neredeyiz? Bu eğitimi en iyi alan ve en yüksek bilgi donanımına sahip olan kişileriz. Evet. Peki biz bu bilgiyi niye paylaşmıyoruz? Biz paylaşmadıkça başkalarına bu sefer söz hakkı tanınmış oluyor. O zaman biz bu görevi kendi çapımızda bir miktar yüklenelim istedik. Ve bu iki kitap ki birkaç kitap daha şu anda. Öyle mi? Evet. Bir tanesi gelecek. Hazırlanıyor. Bir tanesi düşünce aşamasında. Yine Ömür Hocam'ın kendisinin yazmış olduğu bir tıbbi çay reçeteleri isimli bir kitap var. Hocam çok güzel şeyler var içerisinde. Yani hangisinden bahsedeceğim bilmiyorum ama Türk ada çayı demişsiniz evet. Mesela. Türk ada çayı uçucu yağ. Nelere iyi geliyor? İngilizce adı, tanımı, bitkinin bilimsel adı, bitkinin familyası, bitkinin Türkçe adı, rengi, kokusu, koku derecesi, kıvamı, etkileri, kullanıldığı yerler ve kullanış şekli var. Uyarıları var ve özellikle saklama koşulları, evet. Nasıl saklamanız gerekiyor? Detaylı detaylı araştırılmış, evet. Yapılmış, denenmiş şeyler. Şimdi biraz önce çok ilginç bir sayfayı açtınız. Gerçekten Türk ada çayı dediniz. Evet, Türk ada çayı uçucu ya. Salvia fruticosa. Salvia fruticosa ya da Salvia triloba adıyla biliniyor. Bu bizim ülkemizde kıyı şeritte, orman altında, kıyı şeritte, maki içinde yaygın yetişen bir tür ve bizim de ihraç ettiğimiz türlerden bir tanesi. Türk ada çayı aynı zamanda onun Türkçe isimlerinden okursanız bir şeye dikkatinizi çekmek isteyeceğim. Anadolu ada çayı uçucu yağ ve elma, elma yağı. Elma yağı. Evet. İşte buna dikkat çekmek istedim. Elma yağı adıyla biliniyor bu yağ. Çünkü bunun üzerinde küçük galler var. Yani bir patolojik ürün, yaralama sonucunda, bir böceğin yaralama sonucunda bitkinin kendisini korumak için oluşturduğu böyle küçük küçük gal adını verdiğimiz ürünler var. Ve bunlar elmaya benzetildiği için elma diye geçiyor. Ve bu bitkiden elde edilen yağ da elma yağı olarak tanımlanıyor. Elmayla hiçbir ilgisi yok. Yani bildiğimiz elmayla hiçbir ilgisi yok bu bitkinin. Ama elde edilen uçucu yağ elma yağı diye geçiyor. Şimdi biraz önce farkında olmayan ellerde ne aşamalara geliyor? Bunu çok canlı bir örneğiyle tam da üstüne gelmişken anlatmak istiyorum. Buraya geldikten sanıyorum 1,5 sene falan sonraydı. Tabii öğrenci almıştık biz buraya. Bir gün Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Ayşegül Bükülmez Hoca beni aradı. Bir cumartesi öğleden sonra, cumartesi günü öğleden sonra ben o sırada da İstanbul'da görevliyim. İstanbul'dan Ankara'ya dönüyorum. Otobüste konuşurken hocam dedi bir bebek geldi. 2 aylık bir bebek, bir erkek bebek. Buna dedi elma yağı uygulaması yapılmış ve biz bebeğe her şeyi yaptık ama uyandıramıyoruz dedi. Yıkama yapmışlar, işte kusturma yapmışlar. Ne olabilir dedi. Şimdi elma yağı dediği için benim aklıma ilk gelen Salvia fruticosa'dan elde edilmiş olan uçucu yağ geldi. Hocam dedim yani benim bilgilerim dahilinde bu uçucu yağın böyle bir uyku yapması ve uyandırılamaması, böyle bir toksik yan etkinin olması çok mümkün görünmüyor. Hocam dedim o yağı alabilir misiniz? Bir yağa bakalım. Çünkü gerçekten bizim en çok sıkıntıda olduğumuz konulardan birisi bu. Hoca hastayla görüşüp o yağı aldı. Evet üzerinde elma yağı yazıyor. El yazısıyla elma yazıyor. Şimdi bizim bilimsel birikimimizin hepsinin alınıp çöpe atıldığı bir olay. Çünkü biz tekrarlanabilir bir standart üründen söz ediyoruz. Bir ilaç formundan söz ediyoruz. Siz aspirini eczaneye gittiğiniz zaman aspirini el yazısıyla aspirin yazan bir ürün mü almak istersiniz? Çünkü siz bunu tedavide kullanıyorsunuz. Evet. Ve 2 aylık bir bebeğe kullanacaksınız.
Sonra işte hoca bana yağı getirdi ve yağla birlikte de öyküyü anlattı. İşte 2 aylık bir erkek bebek ilk doğdukları zaman erkek bebeklerde özellikle gaz sıkıntısı çok fazla oluyor ve çok yoğun ağlama, gaz sancısı nedeniyle çok yoğun ağlama. Ağlama sonucunda işte ailenin çaresiz kalması. Bunun için önce eczaneden ürünler almışlar. Bunlar da yeterli gelmeyince işte çevredekilerden duyumla elma yağının iyi geldiğini söylüyorlar ve gidiyorlar işte piyasadan elma yağı diye, dediğim gibi üzerinde elma yazan, biz bunları yayınladığımız için bunları rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yayınımız bu ay itibariyle çıktı. Elma yazıyor. Cam, damlalıklı cam şişe ve üzerinde elma, el yazısıyla. Yani hiçbir standartizasyon yok, kullanma şekli yok, dozu yok, hiçbir şey yok, hiçbir nasıl bilgi yok. Nasıl saklanacak o bile hiçbir yok. Hiçbir şey yok. Ve siz bu ürünü piyasadan alıp 2 aylık bebeğin karnına sürüyorsunuz. Ve o bebek uyuyor. Sonra biz onu işte Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ndeki arkadaşlarla beraber uçucu yağ analizini yaptık. Ve inanır mısınız, içinde bitkiye ait hiçbir şey yok. Tamamen sentetik bir ürün. Ve bu sentetik üründe, sentetik karışımda 2 tane ana madde var. Bu 2 ana maddeden bir tanesinin yan etkisi bunlar. Ve 2 aylık bebeğe kullanıyorsunuz ki biz bu kitaplarda özellikle 2 yaş altına kullanılmasın diye öneriyoruz. Uyarıyorsunuz, evet. 2 yaş altı, çünkü henüz bebeklerde bütün organlar olgunlaşmış durumda değil. Uyandı mı çocuğumuz peki hocam? Daha sonrasında 4 gün sonra uyandı. Hocam bir 4 dakikamız kaldı, ben elimdeki nottan da ilerlemek istiyorum. Kitabınızı her yerde bulabilirler tabii, bu arada tabii. Değil mi? Satın almak isteyenler varsa kitabı da bulabilirler. Onun için sadece şunu söyleyeyim. Bilinçsiz ellerde işte bizim konumuz bu hale dönüşüyor. Onun için lütfen bitkisel bir ürün alacaklarsa da lütfen eczacı danışmanlığında eczaneden alsınlar. Peki sevgili hocam, şimdi üniversitemizin Atatürk Sağlık Hizmetleri Meksistek Yüksekokulu bünyesinde bitkisel ve hayvansal üretim bölümü içerisinde tıbbi ve aromatik bitkiler programının açılması için çalışmalar ne durumda? Özellikle evet, onu da son 3 dakika içerisinde dinlemek hemen isteriz sizden. Hemen o konuda da bilgi vereyim. İşte bu süreçler içerisinde dediğim gibi, yani 75 dakikalık süreç içerisinde aslında bir altyapıyı oluşturmaya çalıştık ve ne kadar ciddi bir konu olduğunu anlatmaya çalıştım. Şimdi herkes her şeyin içinde dedik ama bunu biz bilimsel bir temele oturtmak istiyoruz. Şimdi bitkinin üretilmesi, etken maddenin elde edilmesi, bu bitkiden doğru bitkinin olması, biraz önce söylediğimiz gibi mutlaka siz okudunuz. Mutlaka bilimsel isminin olması, evet. Türkçe isminin bilinmesi, bunun özelliklerinin mutlaka olması gerekiyor. Bizim bu kitaplarda halka vermek istediğimiz bu bilimsel bilgiye ulaşmalarını istiyoruz. Ancak bu bilimsel bilgiye ulaştıktan sonra güvenle kullanılabilir. Güvenilmeden hiçbir şey kullanılmaz. İşte bu hedeflerden, bu temelden yola çıkılarak, dediğim gibi hem rektör hocanın hem benim belli temelleri oluşturmaya çalıştığımız fakülte ve üniversitenin hedefleri doğrultusunda bu bir eksikti bizim için. Doğru bitkinin doğru zamanda, doğru bitkinin yetiştirilmesi, doğru bitkinin doğru zamanda hasat edilmesi, doğru şartlarda kurutulması. Aslında gerçekten bu hasat sonrası işlemler de çok büyük bir sıkıntıyı gösteriyor. Şimdi bunların hepsini düşündüğümüz zaman böyle bir meslek yüksekokuluna ihtiyacımız vardı. Ve biz bu meslek yüksekokuluna öğrenci almak için büyük bir ihtimalle Eylül ayında öğrencilerimiz gelecek. Çok güzel. Altyapımızı oluşturduk. Öğretim üyesine ihtiyaçlarımızı belirledik. Öğretim üyesi kadrolarımızı, şimdi 3 tane cici genç kızımız bu kadrolara öğretim görevlisi olarak yerleşecek. Bunlardan 2 tanesi Eczacılık Fakültesi doktoralı. Burada yine demek istediğim, doğru bitki yetiştirmek, doğru bitkiyi bilinçli kişilerin yetiştirmesi ve bunun içinde bir eğitimin verilmesi. Hem Eczacılık Fakültesi hem de Sağlık Bilimleri Üniversitesi kapsamında bu eğitimin verilmesi ve bu konuda da dediğim gibi inşallah bir aksilik olmazsa
yeni öğrencilerimizle İnşallah Eylül hocam. Ayında buluşmuş olacağız. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna ederim. Geldik. Nasıl geçti anlamadık bizler de. Hoş sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim davetiniz hocam. İçin. Efendim bugünlük de bizler Aylan Süre'nin artık sonuna geldik. Güzel ve keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle yarın bir kez daha aynı saatlerde saatler 13.30'u gösterdiğinde Kanal 3 ekranlarında canlı yayınımıza görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Evinize dünyaları sığdıran marka Zell, Pınar Akarsu'yla günlük programını sundu. Zell, artık keyif sürmek daha güzel.